olmalıdır. 6. şirket Kiraz'ı terk ediyoruz. Çanakkale Konseyi Çevre Meclisi olarak öncelikle Doğan Öğren sahiplerine bütün doğa katılımcılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada Kaz Dağları'na yapılan saldırı 100 yıl önce Çanakkale'ye yapılan saldırının aynısıdır. Bu olay doğa katliamıyla birlikte bir vatan saldırısıdır. Bizim buradaki en büyük görevimiz vatan savunmasıdır. Bize soracak olduklarında bu görevi nereden aldığımızda biz yine 1915'lerden alıyoruz biz bu görevi. Bugün yine Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz bu mücadeleyi veriyoruz. Ve hep beraber tekrar hep aleyhine sizlere bağırıyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Doğa dostu, çevre dostu, arkadaşlar, dostlar hoş geldiniz. Ben de doğa gönüllüsü İbrahim Afacan. Az önce arkadaşım biraz bahsetti ama ben de yine biraz tarihten konuşacağım. Birinci Dünya Emperyalist Gayri Paylaşım Savaşı sırasında Çanakkale'ye gelen emperyalistler Türkiye'nin dere de şanelere gözünü esir almaya gelmediler. Kaynakları kilitlendirildi. Ama gerçekten söylüyorum, dünya tarihinde emperyalistin aldığı ilk en büyük gemisi Çanakkale idi. Bugün tekrar aynı kaynaklar için Çanakkale'ye geliyorlar. Tabii onlar bir öncesinden başladı bu geliş. Hatta 1915'ten başladı. Yine geldiler. Bu kez başarılı olabilecekler mi? Size soruyorum. Hayır! Hayır! Ben de şahsım adına söylüyorum. Yine bu toprakları onlara vermeyeceğiz. Az önce arkadaşım da söyledi. Mustafa Kemal'in anlayışıyla, yine bağımsızlık anlayışıyla bu toprakları savunmaya devam edeceğiz. Biz de burada olursa defolup, geldikleri gibi defolup gidecekler. Evet. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Hayır yaşıl olacak ülkeler taşa. Biz bir dağlarında durduk kaldık. Biz bir dağlarında durduk kaldık. Şehit olanları zekere yazdım. Şehit olanları zekere yazdım. Yazılacak Gücemer Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak Gücemer Paşa. Kardeş takım, kardeş. Kanarya'ya tek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Çekşeydi.